Selamünaleyküm. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi ve inayeti her birimizin üzerine olsun. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Evlilikte huzur konulu programı sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, özellikle gençler, evlilik arefesinde olduğunu bilenler, korkuları olanlar, sevdaları olanlar, nasıl, ne zaman evlenebilir mi düşünenler, huzurlu olur muyum, acaba etrafımda gördüğüm örnekler gibi benim de evimde kavgalar, gürültüler, anlayışsızlıklar olur mu diyenlere bu programı inşallah bir şifa olsun ümidiyle sizlere sunuyorum. İlk önce bugün nelerden bahsedeceğiz? Evlilik hayatının gayelerini konuşacağız. Evlilik hayatına adım atarken nelere dikkat etmemiz lazım? Bugün evlilikte huzuru konuşacağımız için, evlendiğinizde iki kişi, karı ve koca, hayatınızın daha mutlu, daha tatlı olması için hangi maddeler var? Bunlar uygulanmış, tatbik edilmiş, hayatta tecrübe edilmiş şeylerdir. Bunları çok iyi dinleyiniz. Madde madde inşallah ilerleyen dakikalarda bunları örnekler vere vere anlatmaya çalışacağım. Gayemiz Allahu Teala'nın rızasıdır. Size inşallah faydalı bilgiler verebiliriz. İlk önce Allahu Teala'nın evliliğe verdiği önemi biraz konuşmak lazım. Bildiğiniz gibi çift olarak yaratıldık. Hanım ve erkek olarak. Rabbimiz Celle Celaluhu bir kanun koydu. Maddi ve manevi kanunlar birleşti. Birbirine cazip geldi. Ve karı ve kocanın birbirleriyle bütünleşmelerine bağladı. Bütün mahlukatı yaratan Mevlamız Celle Celaluhu bunu bir kanun olarak bize koydu. Kadını erkeğe karşı, erkeği kadına karşı meyilli yaptı. Bazılarına, erkeklere belli huylar, belli yapılar, belli sorumluluklar verdi. Hanımlara da yine belki birbirinden ayrı olan, dalları ne kadar ayrı olsa da bazı yerlerde buluştukları bir takım sorumluluklar verdi. Güzel dinimiz aileye çok büyük önem veriyor. Tarihi bir gerçek ki, gerçekten sağlam kurulan aileler, o huzuru, halk huzurunu, o ülkedeki mutluluğu da yükseltiyor. Bozuk olan veya yıpranmış olan aileler, maalesef o toplumları da bozuyor. Şimdi doğru tespitlerde bulunalım inşallah. Mutlu olmak istiyoruz, huzurlu olmak istiyoruz. Hangi metotları uygularsak, hangi tespitlerde bulunursak bunlar başımıza gelebilir, bunu biraz tartışalım. Şimdi, bilimsel olarak evliliğe yaklaşabilir miyiz? Maalesef hayır. Yani bugün şu programda okuyacağım, sizlerle paylaşacağım, not aldığım şeyleri uygularsanız, hayatınız güllük gülistanlık devam eder. Hiçbir sorun yaşamazsınız diyemem. Bu sadece bir zaman kaybı olur benim ve sizin için. Kandırmış olurum sizi. Ama ben sizin bir dostunuz, bir abiniz, bir kardeşiniz olarak her şeyden öte İslam kardeşiyiz. Birbirimize doğru, bazen acıtıcı da olsa hakikati anlatmak durumundayız. Bugün bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Elbette ki her evlenen insan mutlu olmayı o evlilik gayeleri arasında bir yere yerleştiriyor. Ama ilk gaye evlenmeden önce nedir? Bu oldukça tartışılır. Cinsellik mi? Efendim ihtiras derecesinde insanların birbirine aşinalığı mı? Bir eve çıkmak, evden kurtulmak mı? Karşısındaki insanı yüz güzelliği için,
veya maddi bir takım beklentileri karşıladığı için sevmek mi? Niçin biz evlendik? İşte bu evlilik gayeleri arasında mutluluk ve huzur kaçıncı sırada, ona dikkat etmek lazım. Şimdi ilerleyen dakikalarda cidden daha önce denenmiş, tecrübe edilmiş mutluluğa, huzura giden yolları bir bir masaya yatıracağız. Merak etmeyin. Lakin bunların imkansız olmadığını bileceğiz. Buraya giderken bu işin tek başına bir kişinin omuzlarında yürüyemeyeceğini de kabulleneceğiz. Yani siz, ben evlilikten kimle evleneceğim? Ahmet'le, kimle Ayşe'yle evleneceğim? Ben tek başıma bu yükü göğüsleyebilir miyim? Karşımdaki insan huzur veya bir çolukla çocukla geçirilecek bir aile istemiyor. Ama ben onu çok seviyorum. Karşımdaki insanın sorumluluğu var mı? Bana huzur ve mutluluk verebilir mi? Bunları tek başınıza tamamını yüklenebilmeniz imkansızdır. Evlilik ve birazdan size anlatacağım o madde madde mutluluk formülleri çok ağırdır. İki kişi ancak bunu taşıyabilir. O yüzden ilk önce şunu bilelim. Evleneceğiniz insan acaba sizi ne için seviyor ve ne için evlenmek istiyor? Sizin diyelim ki gerçekten Allah'ın rızası için, bu hayatın yalnız geçmeyeceğini bildiğiniz için güzel bir sünnettir. Çoğalmamız lazım, değil mi? Dinimizin kaçta kaçını kurtarmış oluyoruz, hadis-i şeriflerde geçiyor. Böyle bir düşünceniz var. Peki karşınızdaki insanın böyle bir düşüncesi var mı? Karşınızdaki insanla bir ömür geçer mi? Evet, bugün çok sevdiniz, konuştunuz, görüştünüz diyelim. Tamam. Peki bu performansı hissediyor musunuz? Ondan baba olur mu? Ondan sevdiğiniz insan olduğunu cebimize koyalım. Sevilecek bir insan, aşık oldunuz, sevdiniz. Yüreğiniz küt küt atıyor. Peki, sadece siz onu sevdiğiniz için mi evleniyorsunuz? Yoksa bir ömür boyu Allah-u Teala kaç sene verirse, aynı yastıkta ömrünüzü tüketebileceğiniz derecede anlayışlı, sözü, hareketleri güvenilir, samimi, namuslu ve bir insan mı? Kadın veya erkek. Bu çok önemli. İki kişinin sırtlaması gereken çok ağır bir sorumluluk. Şimdi sözüm ona, her yerde çok böyle edebi cümleler kullanılıyor. Biz evleniyoruz, çok mutluyuz. Düğünlerde gelin arabasının plakalarında bunlar yazıyor. Çiçekler, böcekler, Florya'ya gidiyorsunuz. Orada yüzlerce fotoğraf çektiren çiftler görüyorsunuz. Fotoğraf makineleri ellerinde, açılar yakalıyorlar. Nerede resim çektirelim? Sonra kornalara basılıyor. Evlendik, mutluyuz, ben aldım, şu tamam. Sonra ne oluyor? Her 100 evlilikten 30 küsürü boşanmayla bitiyor. Maalesef haberlerde insanların küçücük sebeplerden dolayı boşandıklarını, birbirlerine zarar verdiklerini, şiddeti, hatta cinayetleri okuyoruz, izliyoruz, dinliyoruz. Doğru mu? Ne oluyor peki? Evlenmeden önce, nasıl olsa biz birbirimizi seviyoruz. Küçük de olsa, derme çatma da olsa, bir gece konduda otursak bizim için yeter. Bugün soğan ekmek yeriz. Ertesi gün aç kalsak da ne olur? Nasıl olsa biz birbirimizi sevdikten sonra samanlık seyran olur. Dünya bizim için cennet olur vesaire, böyle başlanıyor. Ama aynı evin içine geçtikten sonra, o gayeye ulaşıldıktan sonra bir de bakıyor ki çiftler, küçük şeyler artık onlar için büyük sıkıntılar meydana getiriyor. Çünkü hedeflenen bir yer vardı ve o hedefe yaklaşıldı. O hedef artık ele geçirildi. Bu muydu evlilik deniyor? İşte boşanmaların, cinayetlerin, mutsuzlukların en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Beklentinin ne olacağına karar veremiyor olmamız. Ben evleniyorum ama. Yani
evleniyorum, artık hayatımın en mutlu, en huzurlu dönemlerini yaşayacağım şeklinde bakarsak yanılırız ve hayatımız mahvolur. Çünkü o kadar çok büyütmüşüzdür ki evliliği, zannediyoruz ki bir erkekseniz, evlendiğiniz bir kadın sizin için kıssadan hisselerde okuduğunuz, anlayışlı, her hal ve hareketinizde size yardımcı olan, sabah kahvaltıları yapan, akşam yemeklerin olduğu, suratının asık olmadığı diyelim bir hanımefendi zannettiniz. Evlilik böyleydi çünkü sizin için. Büyüttünüz. Ama karşınızdaki insanın da insan olduğunu, keza aynı şekilde belki eşinizin de kocasını yani sizi gözünde çok anlayışlı, güler yüzlü, temizliğine dikkat eden, güzel sözler söyleyen, ailesine iyi davranan vesaire vesaire biri diyebiliyordu. İşte evlenmeden önce bu durumlar iyi etüt edilmediği için sadece nefis ile alakalı, şehvetle alakalı evliliğe bakıldığı için tecrübesizlik ve insanların, etraftaki insanların konuşmalarına, aman dikkat edin şudur budurlarına kulak asılmadığı için boşanmalar oluyor. Böyle olmasın diye ilk başta müdahale etmemiz lazım olaya. Müdahil olacağız. Bu evlilik oyuncak değil. Hem maddiyatı var, maneviyatı var. Size şimdi kısa kısa bazı evlilikte mutlu olma modellerini anlatacağım. Çok keyifle dinleyeceksiniz biliyorum. Çünkü ben de bu programı hazırlarken birkaç gündür bayağı bir lezzet aldım, keyif aldım. Bunları konuşmak çok keyifli ama lütfen programın neresinden bizi takip ediyorsanız bilmiyorum. Bazen radyolarını yeni açanlar oluyor. Bu anlatılanları imkansız zannetmemekle birlikte çok da kolay olduğunu düşünmeyin. Evlilik aslında dünyanın en zor işidir. Fıtrat olarak birbirine oldukça uzak olan iki cins, hanım ve erkeğin birbiriyle kavga etmeden, ortak noktaları bularak, bazı şeyleri kabullenerek, merhametle, sabırla, kanaatle, tevekkülle, sevgiyle bu işi götürebilmesidir. Evlilik bana göre budur. Bunu baştan söyleyeyim, size şimdi pembe tablolar çizemem. Her şey günlük gülistanlık olacak. Hayır, bazen yağmur yağacak, bazen güneş açacak. İstanbul'da bak, bugün hava böyleydi, dün başkaydı. İnsanın hali ruhiyesi de değişiyor, hanım içinde, erkek içinde. İşte bunlar zor olanı gösteriyor. Bunlar çok zordur, evlilik oldukça zordur. O yüzden beklentinizi ilk başta böyle hülyalara dalarak, kafanıza göre böyle hayaller kurarak, masallardaki gibi, kıssadan hisselerdeki gibi bir yuva kuracağım diyerek götürmeyiniz. Oldu mu değerli gençler? Şimdi ben 8 tane madde yazdım. Araştırmalarım sonucunda 8'e indirebildim programın süresinden dolayı. Bu 18'dir, 28'dir bilemem. Acizane yaşadığım tecrübelerden, edindiğim bilgilerden bu 8 örneği aldım. Bu örnek olan maddeleri eğer iyice düşünürseniz evlenmeden önce sizin için bir yol, bir mihmandar olacaktır diye düşünüyorum. Eğer evliyseniz sizin için de bazı yararlar olacaktır Allahu Teala'nın izniyle. Anlaştık mı? Başlıyorum. Şimdi birinci basamak. Mutlu ve huzurlu evlilikte kadın ve erkek için teşekkür veya şükür. Şunu unutmayınız. Hanımların da erkeklerin de temel bir ihtiyacı vardır. O da kendisine ilgi gösterilmesi ve onun yaptığı işlerden sonra takdir edilmesidir. Eğer siz bunu göz ardı ederseniz veya istismar edildiği bir evliliğiniz varsa mutsuz olur ve karşınızdakini de mutsuz edersiniz. Yeni evliyseniz eğer
Yeni evlilerde 2 ay derler, 3 ay derler ya, canım cicim ayları diye. Hanımınız, efendim, ya da kocanız hep takdir eder sizi. Kendinizi çok böyle müthiş, dünyanın en akıllı kocası, en güzel, en anlamlı bakışlara sahip olan hanımı zannedersiniz. Biraz zaman ilerledikçe erkek daha çok maddi bir takım çalışmalar için, evin geçimi için uğraşıyor. Hanım daha önce bekarken bilmiyor evin işinin ne kadar zor olduğunu, yemek yapacaksın, bulaşığı, temizliği, evlendiği adamın ailesiyle beraber olacaksın, şu su bu su bilmem ne bilmem ne. Bu sefer zaman mevhumu ortadan yavaş yavaş kalkıyor. Bazı şeyler kulak aşinalığı olarak zihinlerde kalıyor. Bu sefer küçük küçük tatsızlıklar oluyor. Bunun olmaması için merhamet ilk planda olmalı. Merhamet nereden aklımıza gelecek? İnsanlara merhamet etmeyene Allah-u Teala da merhamet etmez. Hadisi şerifini öğreneceğiz. Birinci dersteyiz. Mutlu evlilik için. Teşekkür ve şükür. Peki ben niye teşekkür edeyim ki durup dururken? Hanımlar için söyleyeyim, birkaç örnek vereyim. Size iyi veya kötü, kazancından bir kıyafet almış, bir başörtüsü almış, ayakkabı almış. Buna teşekkür edebilirsiniz. Ve böyle bir koca size verdiği için şükredebilirsiniz Allah'a. Efendim, size yapacağınız yiyecekler getirdi. Bana ne, onun zaten görevi o değil miydi? Hayır, böyle düşünürseniz işte mutsuz olursunuz. Siz bir tık aşağıdan dinleyin. Her gün nimetlerle evime geliyor. Evine kocasının geldiğini görmeyen on binlerce evli insan varken benim kocam elhamdülillah işinden evine geliyor. Nerede acaba şu saatte? Nerelerde geziyor, tozuyor diye düşünmüyorum. Bunun için teşekkür edin ve Allah'a şükredin. Kocanıza beni anneme götürür müsünüz? Dediniz. İlgilendi. Suratını asmadan inşallah şu zaman götüreyim dedi. Ailenizle irtibatınızı kestirmedi, zulmetmedi. Teşekkür edin. Hanımlar için de örnekleri çoğaltmak mümkün ama vakit yok. Erkekler için ne diyebiliriz? Namusuyla oturan bir hanımınız var evde, şükredin Allah'a ve ona teşekkür edin. Yemek yaptığı zaman, ne güzel olmuş bu lezzetli yemekler, teşekkür ederim, eline sağlık. Efendim, dışarıya çıkacaksınız, şu pantolonunu, şu gömleğini giy, bu ceketini hazırladım. Bunun için teşekkür edersek bir şey kaybetmiş olmayız. Nasıl ki bir önceki örnekte aktardım, hanımımız için de şunu düşünelim. Erkekler eve geliyor diyoruz. Eve geldiğim zaman da beni güler yüze karşılayan bir eşim olduğu için şükürler olsun deyip ona da teşekkür ederiz. Ve arada bu birinci maddeyi bitirirken bir tüyo vereyim size tabiri caizse. Arada ne olur birbirinize iltifat etmeyi unutmayın. Evliliğinizin kaçıncı yılı, ayı olursa olsun. Bugün ne kadar güzelsin. Veya ütü yapıyor. Ütü yaparken hanımınıza güzel şeyler anlatın. O arada geçiyorsunuz sağdan sola. Holden geçerken gördünüz veya vesaire. Maşallah ne oldu diyecek size. Ne kadar güzelsin. Yanına gidip kolay gelsin gibi. Veya bir saçını sevmek gibi. Bakın, erkek ve kadının ikisinin de ne dedik, ilgiye ihtiyacı var. Tamam mı? Teşekkür ve şükür neydi? Kadın da erkekte ilgilenilmesini istiyor. Kocasının veya hanımının. Hanımlar bir tık önde. Konuşma, üslup, tavır, davranış çok önemli onlara karşı. Ama erkekler için de sakın sadece bunu hanımlara yapılacağını düşünmeyin. Diyelim ki kitap okuyor kocanız veyahut hesap kitap yapıyor. Ona durup dururken maşallah deyin.
Ne oldu hanım? Senin gibi bir kocayı bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum. Allah razı olsun senden. Ne yaptım ki diyecek size. Bakın, bu tüyo her iki cinsin de işine gelecek bir şey. Karşınızdaki adam, karşınızdaki hanım sizin için değerli hissediyorsa, ben onun için çok değerliyim diyorsa, siz de değerli olursunuz. Bunu unutmayın. Durup dururken öyle dediniz ya, ne yaptım ben sana diyecek adam. Ya beni annemlere gönderdin ya. E tabii ki göndereceğim, ne demek falan. Bu sefer kocanız size karşı başka bir iltifat yapmak ihtiyacı hissedecek. Ama eğer biz teşekkür etmeyen, şükür etmeyen bir karı koca olursak evin içinde, birkaç ay sonra ilk kıvılcımlarla tartışmalar başlar ve şeytan faktörüyle beraber büyüyerek, alevlenerek koca bir yangın olur. O evi kül eder Allah korusun. Bunu unutmayalım. Merhametli olacağız. Allahu Teala ne buyurdu? Bildiğiniz gibi biz eğer şükredersek nimetlere artacak. Allah korusun. Nankörlük yaparsak bu sefer elimizden o nimet de alınabilir. O yüzden küçük tefek şeylere, hal ve hareketlerine, mimiklerine takılmadan, hatalarına takılmadan biz güzel yönlerine bakmaya ve onu onore etmeye çalışacağız. Günümüzün tabiriyle. Ne kadar güzelsin, ne kadar yakışıklısın maşallah gibi. Bu sana çok yakışmış, yemek çok güzel olmuş. Bugün senin için şöyle bir işte ütü yaptım, bunu benim için giyer misin? Sana çok yakışıyor mesela kocasına. Bu tür şeyleri unutmayın. Birinci madde evlilikte teşekkür ve şükür mekanizmasıdır. İkinci maddeye geçtim. Yine gözlemledim ki acizane, evliliklerin en mükemmele doğru gidenleri birbirini anlayan insanlardan oluşmakta. Her evlilikte değişik kurallar vardır biliyorsunuz. Görgü kuralları değişiktir. Birbirlerine eşlerin ilgileri değişiktir. Heyecanları, coşkuları, bunlar değişir. Mutlu insanlar iyi zamanlarda da, tartışma olduğu zamanlarda da birbirleriyle en iyi sırdaşları gibi konuşurlar. Birbirleriyle latife yaptıkları gibi fikir alışverişinde çok bulunan çiftler, az önceki maddede olduğu gibi birbirlerine iltifat eden, ikide bir onu ne kadar çok sevdiğini söyleyen, değer verdiğini söyleyen çiftler, o tartışma anlarında birbirlerine en az zarar verirler. Bunu unutmayınız. Görüş farklılığı olabilir. Evet, kadın ve erkek cidden birbirlerinin maya itibarıyla, tavır itibarıyla zıddı gibidir. Hanımlar çok ayrıntıyı severler, daha fazla konuşmayı severler. Beyin kapasiteleri açısından erkeklerden çok daha fazla aynı anda birçok işi başarıyla yerine getirebilirler. Erkek bunu yapamaz. Hanım genelde kararsızdır. Erkek tam tersi bir an önce karar vermeyle donanmış bir beyne, yeteneğe sahiptir. Daha birçok farklılığımız var. Böyle bir durumda kolay değil biliyorum. Ama biz bu ikinci maddeye geçmeden önce birinci maddede olduğu gibi bol iltifat, bol teşekkür edersek, küçük şeyleri aldırış etmeden, olsun böyle bir kocam var, böyle bir hanımım var demeye başlarsak bu ikinci madde daha kolay olur. Tartıştığımız zamanlarda fikirler uyuşmadı, şöyle oldu, böyle oldu, birbirimizi anlatırız. Peki zannediyor musunuz sadece siz kavga ediyorsunuz, tartışıyorsunuz diyelim. Bakın, Ayşe radiyallahu anha annemiz anlattı. Daha önceki yayınlarda paylaştım. Yine söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizin benden memnun olduğunuzu ve kızdığınızı anlarım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuş. Hazreti Ayşe annemiz şaşırmış. Efendim demiş, siz benim sizden memnun olduğum zamanı ve size karşı kızdığım zamanı nasıl anlıyorsunuz? Şöyle buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat ediniz. Benden memnun olduğunda, hayır,
Muhammed'in Rabbi aşkına olmaz diyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Bana kızdığın zaman, hayır, İbrahim'in Rabbi aşkına olmaz diyorsun demiştir. Ya ne kadar insanı duygulandıran bir mevzu. Bakın, en mutlu, en huzurlu olan ailenin içinde dahi bir takım küçük de olsa yanlış anlaşılmalar müsait olabiliyor. Çünkü insanız. O yüzden bizim kurduğumuz ve kuracağımız yuvalar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yuvasından daha huzurlu olmayacaktır. Hiçbir insan yeryüzünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi bir koca olmayacaktır. Hiçbir hanımefendi şu ana kadar yaratılmış ve yaratılacaklar içerisinde sahabe-i kiram döneminden bu yana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden Hazreti Hatice radıyallahu anhuma, efendim Hazreti Ayşe radıyallahu anha gibi onlardan daha kaliteli, daha anlayışlı değildir ve olamayacaklardır. Bunu niye anlatıyorum? Buradaki şık sözü anlayabildiniz mi? Hazreti Ayşe annemiz nasıl anlatıyor? Bir kelimeyi değiştiriyor. Evet, İbrahim aleyhisselamın da Rabbi Celle Celaluhu. Onun aşkına diyor ya, İbrahim'in Rabbi aşkına diyor aleyhisselam. Kızdığı zaman, gönül koyduğu zaman ama memnun olduğunda Muhammed'in Rabbi aşkına sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Burada bir incelik var. Bakın, cevap olarak Hazreti Ayşe annemiz ne anlattı biliyor musunuz? Bu sözlere başını salladı, doğru dediniz der gibi. Ondan sonra ne dedi annemiz? Ey Allah Resulü! Fakat dedi, Allah biliyor. Ben sadece senin isminden uzak kalabilirim. Senden değil. O kadar çok seviyor ki. Bakın, hanımların kırılganlıkları, kıskançlıkları, belli zamanlarda, ayın belli günlerinde farklı davranışları olabilir. Erkeklerin de olabilir. O zamanlarda biraz daha fazla bu duygular yükselebiliyor. İşte o zamanlarda da insanın buradan neyi anlıyoruz? Kocasını ve karısını yalnız bırakmaması lazım. Tartışma oldu diyoruz ya bu ikinci maddede. Birbirini anlamak dedik. Tartışma olsa da biri bir tarafta, biri bir tarafta, kapıları birbirine çarparak, bağırarak, çağırarak o annesinin yanına, bu eve gibi değil. Ne kadar bir içinden çıkamadığınız bir sorun da olsa lütfen bu ikinci maddeyi unutmayın. Birbirinizi o anda teselli edin. Buna kendinizi zorlayın. Konuştunuz bir konu hakkında. Tartıştınız. Tansiyonunuz yükseldi, bir şeyler oldu diyelim, bir hayli canınız sıkıldı. Bir su içtiniz, kalktınız, abdest aldınız. Bunu fazla uzatmadan yarım saat içinde hemen birbirinizin karı veya kocadan bir tanesi gidip gönül alarak o işi tatlıya bağlasın ki ilerlemesin. Lütfen bunu uygulayınız. Ve evlenmeden önce de hanımınızla, kocanızla bu konuları konuşun. Biz şu an dünyanın en kolay işini yapmıyoruz. Evlilik oldukça zor. Biz Allah Celle Celaluhu rızası için evleniyor muyuz peki? Benim bazı eksikliklerim olabilir mi? Evet, sizin de olabilir. Bunu birbirinize konuşun. Baştan konuşalım. Birbirimizi kırarak, bağırarak, çağırarak değil. İkimizin de Allah'ın kulu olduğumuza, yanlışları olduğunu bilerek, ben hanım olarak şöyle şöyle duygulara sahibim, bu konuda ben elimden geldiğince kendimi kontrol etmeye çalışırım ama velev ki bir sıkıntı oldu, bunun lütfen birbirimizi kırmadan, incitmeden ve şimdi acaba ben bunun hatasını söylersem kırılır mı, incinir mi diye içimize atmadan Allah rızası için söyleyelim diyecek bir hanım ve koca lazım herkese. Namazınızda gevşeklik olduğu zaman hanımınızın, kocanızın gelip efendi veya hatun ne olur biraz dikkat et, ben seni çok seviyorum, yarın ahirette beraber bu yuvanın cennette devam etmesini istiyorum, ne olur namazını kıl, ne olur şunu, böyle bir hanım ve koca lazım. İkinci maddeyi bitirirken şöyle toparlamak istiyorum.
tartışırken birbirimizi anlayamadık o anda diyelim, bir şeyler oldu. Ses tonlarımıza dikkat edelim ve şunu unutmayın. Ses tonunuz azıcık değiştiğinde bile karı koca birbirlerinin duygularını hissedebilirler. Ama az önce ne örnek verdim? Hazreti Ayşe radıyallahu anha ne anlattı? Kızdı, öfkelendiği zaman ismen dedi, senden uzak kalabildim. Sana karşı sevgimi kaybetmedim. Sana karşı saygımı kaybetmedim. Muhabbetin gönlümde. Sadece böyle bir oldu geçti bitti. Bizim bunu felaket haline getirmememiz lazım. Evet, tartıştık. Biz eyvah ayrılıyor muyuz? Benim daha önce düşündüğüm, hayal ettiğim bir evlilik değil bu. Ne oluyor bize diye paniklemeyeceğiz. Ya benim en değer verdiğim insanlar bu tür şeyleri yaşamışlar mı evinde? Ben onlardan daha kusursuz bir adam değilim ki. Benim eşim de kusursuz değil. Benim kocam da kusursuz değil gibi düşüneceğiz. Bu da evlilikte huzura giden yolda en önemli acizane tespitlerden bir tanesidir diyorum. Birincisi, beyin jimnastiği yapalım. Neydi? Birbirimize teşekkür edeceğiz, iltifat edeceğiz, şükredeceğiz. İkinci madde, anlamaya çalışacağız. Üçüncü madde. Buna önemsemek ve önemsenmek başlığı attım. Özellikle günümüzde en büyük sıkıntılardan bir tanesi budur. Çok fazla kişisel gelişim eserleri yazılmıştır. Birçok kitapsever bunları okumuştur. Efendim, lakin bunlardan belki de alınacak birkaç madde vardır. Bu maddeleri şöyle toparlarsanız belli başlı yerlere gelirler. Arkadaşlar, kadının ihtiyaçları nedir? Erkeğin ihtiyaçları evlilikte nedir? Bunu evvela bileceğiz. Önemsenmek deyince aklınıza bu gelsin. Erkeklerin öncelikli ihtiyaçları nedir? Hemen söyleyeyim size. Saygı duyulmaktır. Fiziksel gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Bunun içerisine cinsellik de girer. Ve karşısındaki insanın bakımlı, şu bu olması. Hanımların ise güzel sözleri duymaları, duygusal olarak tatmin edilmeleri, değerli olduğunu hissetmeleri gibi. Ama bu tür şeyler hayata tatbik edilebiliyor mu? Yani böyle yapan kadınlar çok mutlu oldu, şunu yapan erkekler çok mutlu oldu diye. Belli başlı böyle şunu yapanlar böyle oldu diyemeyiz. Erkeklerin de, ben bunu hep arkadaşlarıma da söylüyorum, erkeklerin de kadınların da ortak ihtiyaçları var. Erkek de saygı istiyor. Kadın da saygı istiyor. Sadece erkek mi fiziksel veya duygusal tatmin ihtiyacı hissediyor? Hayır. Maalesef yıllardır böyle anlatıldı. Erkekler ağlamaz. Efendim, şudur budur. Hatta kadınlar ile alakalı olarak kadınların tek sorumluluğu evlendikleri zaman kocalarını her şekilde mutlu etmektir, gözü dışarıda olmasın diye. Tamam da bu kuralı kim koyuyor? Bunun tatbikine baktığımız zaman güzel dinimizde kadının da iyi bir şekilde erkeğe nasıl bazı konularda ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyorsa erkeğin de bunu yapması gerekiyor. Onun da hem duygusal yönden, fiziksel yönden gerekli şekilde karşılanması gerekiyor ihtiyaçlarını. Bu sadece erkek bunu ister, erkek böyle yapmalıdır, kadın da bunu ister değildir. İkisi de saygı istiyor, ikisi de sevgi istiyor, ikisi de hem manevi olarak tatmin, fiziksel olarak da tatmin istiyorlar. Bunların ifade yolları farklıdır. Çünkü bakın, her iki cins, kadın da erkek de onurludur. Duyguları, fiziksel arzuları olan varlıklardır. Bu ayıp bir şey değil.
Allahu Teala Celle Celaluhu bizi böyle yaratmıştır. Şimdi her evlilikte iki karşı cins var. Siz ve eşiniz farklı koşullarda yetiştiniz. Sen şuralıydın, o buralı. Farklı tercihleriniz vardı. Belki farklı önceliklere sahiptiniz. O yüzden bunun bir kitabı yok. Evlilikte mutluluğun maddeleri %100 geçerlidir diyemiyorum. Ne anlatmaya çalışıyorum? Denenmiş tavsiyeler madde madde aktarılıyor size. Çok iddialı olmamak lazım. Şimdi eşimizi nasıl anlarız? Bunlarla ilgili birkaç madde söyleyeyim. Arkadaşlar, bir kırmızı çizginiz olsun hayatınızda. Bunu hanımsanız kocanıza, erkekseniz hanımınıza, evliliğinizin daha teşekkül etmesinden önce olmazsa olmazın nedir? Kırmızı çizgilerinizi mutlaka iletiniz. Ne demek kırmızı çizgi? Ben bir kırmızı çizgi çizdim diyelim, hayal edin. İçine maddeleri yazıyorum. Ben hanımımın iffetli olmasını isterim. Sesini yükseltmemesini isterim. İşte aileme iyi davranmasını isterim. Falan filan. Yazdık 5 madde. Bunun dışındaki şeylerde kadını rahat bırakın. Ve hanımlar için de aynı. Ben eşimin şiddet görmek istemem. Dindar olmasını isterim falan filan. İşte annemle görüştürmesini isterim. Bir şeyler yazdık diyelim. Bu kırmızı çizgilerimizi koruyalım. Ama sonrasında da erkeği rahat bırakın. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü her insanın bir hürriyeti vardır Allah'ın indinde. Gerçek özgürlük Allahu Teala'ya kul olabilmektir. Rabbimiz Celle Celaluhu'na kul olan, olmayı başaran bir erkek ve kadın dünyanın en özgür kişisidir. Bugünkü özgürlüklere bakmayın. Bugünkü özgürlükler tutsaklıktır. Allahu Teala'dan başkasına eğilmeyen bir başa sahip olan bir kadın ve erkek en özgür insandır. O yüzden evlendiğin hanımın, evlendiğin adamın da bir özel hayatı var. Olur mu ya İbrahim abi? Biz karı kocayız artık, özeliz. Değiliz kardeşim. O da kabre girdiği zaman yapayalnız, sen de yapayalnız olacaksın. Bugünkü birlikteliklerin yemek yedin, efendim birbirinizi mutlu ettik, konuştuk, dertleştik, bazen tartıştık. Bu dünya bittikten sonra sorgu sual başladığında hanım kocasını, anne evladını tanımayacak. Yararı olmayacak daha doğrusu. Bunu düşündüğün zaman hemen aklınıza getireceğiz ki bu kişi benim eşim olmakla beraber özel bir insan. Dolayısıyla benle ilgili sorumlulukları olduğu kadar onun kişiliği, haysiyeti, fikirleri de saygı duyulması gereken şeylerdir diyeceğiz. Eşinizin mutlu olmasını Allahu Teala'dan isterseniz, sonra eşinizi çok kolay mutlu edeceğinizi unutmayın. Evvela Allahu Teala'ya biz bir gözden geçirelim dualarımızı, niyazlarımızı, ne yapıyoruz? Ona göre bir şeyler isteyelim. Bir başka maddeye geçelim. Evliliklerin harap olmasına sebep olan kötülüklerden bir tanesi surat asıklığıdır. Genelde hanım kardeşlerimiz bu konuda suçlanırlar ama inanın görüyorum erkeklerde de var bu. Zaman zaman kaybediyoruz o surat ifademizi. Değerli kardeşlerim, şöyle evli olanlar düşünebilirler. Bir sene geçti, belki 20 sene, 30 sene evli olanlar var. Her güldüğünüzde, tebessüm ettiğinizde bir yere yazın desem veya bugüne kadar kaç kez hanımınıza veya kocanıza tebessüm ettiniz, güler yüz gösterdiniz. Bunun sayısını mı tutacağız? Çetelesi yok ki bunun dersiniz, tamam. Ama evlenmeden önceki kardeşlerimiz özellikle bir iyi bilsinler ki tebessüm bir sadakadır. Dışarıda
sizin için namahrem olan bir insana tebessüm etmeniz, ona güzel bir şekilde bakmanız sizi mahvedecek bir durumdayken, kocanıza, hanımınıza tebessüm etmek bir sadaka sevabı almanıza vesile olur. Yorularak 8 saat, 10 saat mesai yaptı adam. Kapıyı çaldı. Ha, sen mi geldin, geç, hoş geldin demek de var. Yüzüne karşı böyle tebessüm edip, adam çok yorgun argın da gelse, hoş geldin beyim. Veya adam selam verdi işte, selamünaleyküm. Aleykümselam. Değil de, ve aleykümselam. Etrafta kimse yok diyelim, sesini duymuyor hanımın. Evde selamını verdi. Hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Dur ben ceketini alayım. Şimdi bu tür şeyler neye vesile olur biliyor musunuz? O erkeğin bir an önce eve gitme isteğine vesile olur. Çünkü cidden çalışmak zordur arkadaşlar. Bir imtihandır. Özür dilerim. Ve bu imtihan eve gittiği zaman o yorgun argın adamın bir güler yüz görmesiyle, bir tebessümle, iki güzel ses tonuyla, hanımından gelecek bu destekle yorgunluğunun atılmasına vesile olur. Eve geldiği zaman kocanız, bir, iki ve üçüncü maddelerde aktarmaya çalıştıklarımı düşünüp, etrafta bu kadar kötü örnek var, bu kadar yamuk adam var, bu kadar şiddeti seven, insanların efendim ahlakından maalesef emin olamadıkları kocaları var. Şükürler olsun. Kapıyı açarken bunu düşünün. Ve onun hayalinde herkesten daha fazla ve daha ileride bir numara olmanız gerektiğini düşünün. Ben öyle bir hanım olmalıyım ki benim kocam dışarı çıktığı zaman, kadın dendiği zaman benden başka bir şey aklına gelmemeli. Tramvayda, dolmuşta, araç kullanırken, yolda yürürken, velev ki insan gözden ibaret bakılıyor. Hemen kafasını çevirsin, ilk önce Allah rızası için, korktuğu için. Ama zaten aklında hep ben olayım. Gözünü kapattığı zaman, bir kadına baktığı zaman aklına ben geleyim diye o kapıyı açan siz olun. Öyle makyaj yapın, öyle kokular sürünün, öyle güzel kendinizi hazırlayın ki kapı açıldığı zaman, bir sonraki kapı açılışına kadar, mesaisi bitene kadar adamın aklında yine siz olun. Ama bu tek taraflı gitmeyen bir şey demiştim. Bir kayağa bindiniz, kayığı götürmek için mutlaka bir kürek lazım. Ama kürek tek başına çekilirse olduğunuz yerde dönersiniz. İki tane kürek lazım. Erkeğe geçelim. Erkekte yorgun argın. Tamam, 8 saat mesai yaptın. Otobüse bindin, bilmem ne, 10 saati İstanbul trafiğinde mahvettin. Eve geldin, hanımcağız makyajını yapmış. Akşama kadar oturmuş evinde, namusuyla seni bekliyor. Efendim, temizliğini yapmış falan filan, neyse. Sen bir geldin, hoş geldin dedim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Geçtin içeri, çorapları bir yere fırlattın. Yemek var mı yemek? Ne var yemekte? Bitti. O kadının makyajı, süsü, bilmem nesi falanı filanı bitti. O kadından bir şey bekleme. Halbuki bakın ne kadar ince şeylerden bahsediyoruz. Küçük şeylerden, teferruat gibi görünüyor ama bunlar çok önemli, yaşam kurtarıcı şeyler. Aynen ilk yardım hareketleri gibi, kalp masajı yapmak gibi mesela. Küçük gibi görünüyor ama büyük. Şimdi ilk giriş eve, bu bölümü bitiriyorum, çok önemli. Tebessüm ederek geleceğiz. Selam vereceğiz. Lütfen bu selamı güzelce alalım. Ne kadar diyelim ki yorgunuz, argınız, başımız ağrıyor. O 1-2 dakikayı güzel geçirirsek, sonra odana gittin, üstünü değiştireceksin, pijamalarını giydin. İşten geldiğin zaman işte abdestini aldın. Sonra bir şey anlatacaksan anlat. Bugün bir olay oldu, şöyle oldu veya sen benim canımı sıktın bugün. Ama o içeri girdiğin andan sonra olsun hepsi. O 10-15 dakikayı, bir ferahlığı hep beraber hissedin. Şimdi
hanımın erkekten alacağı hakları var, erkeğin de alacağı hakları var. Bu çok önemli. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları var, kadınların da erkekler üzerinde hakları var. Bunu unutmayalım, hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi, bazı kusurları görmemezlikten gelmemiz gerekiyor, yüze vurmamamız gerekiyor. Bu konuda biraz rahatlamamız lazım. Şimdi karşımızdaki insan her gün makyaj yapmadı veya kocamız her gün güler yüze gelmedi. Bunu da hemen büyütüp de niye bana tebessüm etmedi, niye böyle oldu diye vesvese yapmayalım. Düşünelim, ben nasıl zaman zaman böyle çekilmez bir insan oluyorum, öz eleştiri yapmayı sevin. Karşımdaki insan da böyle yapabilir. Mesela eve geldiğiniz zaman, erkekler için söylüyorum, vaktiniz varsa hoş geldin faslından sonra yemek mi, sofra hazırlanacak. Arkadaşlar mutlaka bir duşa girin. Eğer kendinizi gergin hissediyorsanız. Duş çok iyi gelecektir size. Bunu da sizlerle beraber paylaştık. Neydi bu maddemiz? Tebessüm etmekti. Ve eve giriş çıkışlarda öyle bir uğurlamak, uğurlanmak olacak ki bir tören şeklinde, evet uykusuzluk, aç şekilde kahvaltı yapılmamış belki ama o evden çıkarken sanki cennetten bir odadan dışarı çıkıyormuş da hayat ne kadar çekilmez, ne kadar yorucu olsa da adam için evine döndüğü zaman onu huzurla karşılayacak güzel yüzlü, güzel sözlü bir hanımı vardır, hanım için de aynı. Hanım da ne yapacak? Kaç saat kaldı? Kocam ne zaman eve gelecek? Onu çok özledim diyecek bir cümle için erkeklerin de güzel şekilde çıkması lazım. Hanımını onore etmesi lazım. Güzel şeyler söylemek, sözler anlatması lazım ki ikisi de birbirini çeksin. Ne güzel öyle aileleri. Düşünün, saat 6'da 7'de mesaisi bitiyor adamın. Koşturup duruyor, biraz daha erkenden eve gideyim, çoluğumu çocuğumu göreyim diye. Saate bakıyor, tühüyor, yarım saat daha bugün eşimle vakit geçireceğim. Ona üzülüyor, bugünden yarım saat yolda geçti diyor. Hanım da aynısını desin ama tam tersi olduğu zaman ne oluyor? Ya bugün ne kadar çabuk akşam oldu ya. Şu evdeki kadının yüzünü görmeyeydim neydi demeye başlıyor o erkek. Aynı şekilde kadın da, ya tüh, yine gelecek suratsız diyor, birbirlerine karşı maskeleri takıp o oyunu oynamaya devam ediyorlar. Bunu unutmayalım. Bir başka madde. Değerli kardeşlerim, bu da çok önemli. Az önceki örnekte neyi anlatmaya çalıştık? Kendi kişiliği var, Allahu Teala'ya karşı ibadet zorunluluğu var. Bir takım görevleri var. Haram, helal, şu, bu, bunların hepsi kadın için de erkek için de var. Evli olmak tek bir vücut olmayı gerektirmiyor. Kulluk görevi bir kişinin yaptığı namazla ötekinden kurtulunmuyor. Farzı aynı. Ne yapmak gerekiyor? Onun o ahiret yurduna gideceği bu dünya hayatında aynı yastığa baş koyduğu adam ve kadının birbirlerine nehyi anil münker görevini yerine getirmeleri gerekiyor. Kötülükten men etmeleri gerekiyor. İyiliği tavsiye etmeleri gerekiyor. Bu da dini bilgileri anlatmaktır. Bu da tebliğ görevidir. Birbirimize yardımcı olacağız. Kocanız veya hanımınızın hayatta sizin eşiniz olmak dışında birçok rolü var, unutmayın. Siz ne zaman onu kısıtlarsanız, orucunu tutma, şunu yapma, bunu etme, evlilik ilişkinizi zedelemiş olursunuz. O bir insandır. Kimse kimsenin kölesi değildir. Allah Celle Celaluhu indinde her insan muteberdir, değerlidir. Bu özellikler hanımlar için bazen ayrı, erkekler için bazen ayrıdır. O yüzden lütfen birbirinizi helal daireyi aşmadıkça daha doğrusu kısıtlamayınız. Siz hayat arkadaşısınız ve
mutlu bir ailede görünen bu tebliğ ve öğretme metodu nasıl olur biliyor musunuz? Birbirlerini değiştirmeye çalışmazlar insanlar. Ha, nasıl? Fıkıh konusunda bir eksiği var kocanızın veya hanımınızın. Şeriat konusunda, yani Allahu Teala'nın razı olmadığı bir özelliği var. Bir yanlışı var. Dedikodu yapıyor, içki içiyor Allah korusun, kumar oynuyor, namazını kılmıyor. Bunlarda susmak olmaz. Bunlarda ben değiştirmeyeyim karşımdakini veya tebliğ etmeyeyim diyemezsiniz. Anlattım, ne faydası var ki, bana ne diyemezsiniz. Ama bunun dışında, yani çok önemli olmayan mevzular. Diyelim hanımınız deterjanı şu marka alıyor. Niye öyle yapıyorsun, şöyle yapıyorsun? Oturma odasının yerini değiştirmiş, saksıyı şuraya koymuş. Onunla uğraşma, işine bak. Bu tür insanların küçük şeyler yüzünden birbirlerini değiştirmelerinden bahsetmiyorum. Değiştirmeye çalışmalarından bahsetmiyorum. Bizim bilmemiz gereken, benim rolüm, sorumluluğum olduğu gibi bu dünyada kocamın da var. Koca ne diyecek? Benim hanımım da var. O da hem bir anne, benim hanımım, ama onun dışında birinin kızı ve Allahu Teala'nın kulu. Hanım da diyecek, o benim kocam, birinin oğlu, evlatlarımın babası ama Allahu Teala'nın kulu. Ve bu ümmetin bir ferdi, sorumlulukları var, görevleri var. Bu konuda birbirimize hayrı tavsiye edeceğiz. Hanımım, bak Suriye'de açlar var. Sen haber izlememiş olabilirsin. Sana anlatayım da. Şu kadar kardeşimiz öldürülüyor. Siyonizm şudur. Bak mahallemizde aç bir çocuk var. Veya hanım başka bir şey söyleyecek. Duyarlı olmaya birbirimizi anlatacağız, teşvik edeceğiz. Eğer namazda bazı eksiklerimiz var, ibadetlerde anlatacağız birbirimize. Bu madde neydi? Tebliğdi, öğretmeydi. Hayrı tavsiye edeceğiz. Kötülükten sakındırmaya çalışacağız. Sadece kural, 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 kural. Karşınızdaki kişiyi sanki böyle trafik polisi bir tane düdük alır ya, düt düt. Sen oraya git, sen oraya git der. Hanımınızı her dediğinizi yapması gereken ve her işine karışmanız gereken biri gibi görmeyeceğiz. Erkeği de öyle görmeyecek kadın. Bir enayi yerine koymayacak. Hazreti Ali Keremallahu Veçe'nin bir sözü var değerli kardeşlerim. Çok güzel bir söz. Aile sıkıntısından dolayı Hazreti Ali'nin radıyallahu anh yanına geliyorlar, dert yanıyorlar vesaire. Şuna benzer bir ifadede buyuruyor kendisi. Diyor ki, bir kadın eğer kocasına bir kral gibi davranırsa, bir kralın hanımı olan kraliçe olur. Eğer kocasına bir köle gibi davranırsa, bilsin ki kölenin karısı olur. Bu şunu gösteriyor. Maalesef günümüzde birbirimizi enayi yerine koymaya bayılıyoruz. Nasıl olsa kadındır, başına vurdun mu, çocuğu karnından eksik etmedin mi, gıkını çıkarmaz. Zaten istediğim zaman gel derim, istediğim zaman git derim, elimde zaten. Bu saatten sonra ailesi de karışmaz, benim kölemdir. Vallahi değildir. Bu şekilde değildir. Allahu Teala'nın razı olmadığı bir düşüncede bu durum devam etmez. Erkek de nasıl olsa iki kırıtırım, affedersin, iki yüzüne gülerim, enayiyi, istediğim çizmeyi aldırırım, istediğim telefonu aldırırım, suratımı astımı zaten dayanamaz, onu kandırırım. Nasıl olsa köle. Şu saate kadar çalışacak, evin kirasını da verecek, benim her istediğimi alacak, ne istersem yapacak. Nasıl olsa iki de çocuk doğurdum, benim kölemdir. Bu da yanlıştır, vallahi yanlıştır. İnsanlar birbirlerini hayatın bu zorlu dönemeçli yollarında bir güç olarak, kendilerine verilen bir nimet olarak görmedikten sonra bu iş hiçbir şekilde bir yere varamaz. Bu yüzden merhamet çok önemli dedik, tebessüm çok önemli dedik, anlayış, anlayabilmek çok önemli dedik.
birbirimizi önemsemek çok önemli, teşekkür etmemiz ve Allahu Teala'ya şükretmemiz, bir bardağı dolu yenlerden bakmaya çalışmamız çok önemli dedik. Bu tebliğ ve öğretme maddesini de şöyle nihayete erdireyim. İlk önce eğer bir şeyi bilmiyorsak, ki evliliğin başında bu çok belli olmuyor, insanlar kara kaşına, kara gözüne sevdalandıkları için genelde evleniyorlar ama maalesef o aşkın gözü kördür sözü belki de doğru, gerçekler görülemiyor. Diyelim ki siz namaz kılıyorsunuz, onun namazını kılmadığını, kötü alışkanlıklarının olduğunu, itikadının yanlış olduğunu müşahede ediyorsunuz, iş işten geçiyor. Böyle bir durum olmaması için hanım ve erkeklerde daha önce bu size anlatmaya çalıştığım bir saati aşkın süredeki mevzuları bir konuşun isterim. Ey Ahmet! Tabii bu flört anlarında konuşmamış değil, flörte çok uzak olmanız lazım. Annenizin, babanızın veya ailenizin izin verdiği, İslam'ın helal verdiği, cevaz verdiği bir evlilik modelinde bunlar konuşulsun. Sizden şunu istiyorum deyin. Benim eksiğim olduğu zaman bunu tamamlayacak bilgiye sahip misiniz? Namaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tebliğ olayın hakkında ne düşünüyorsunuz? Sadece birbirimize tebessüm ederek bu hayatı sürdürmeyeceğimizi bilelim. Yanlışları Kur'an-ı Kerim ve sünnetle düzeltmeye var mısınız benimle evlenerek? Mesela bu tebliğ konularından bir tanesi de maalesef şudur. Çok fazla bilgili diyelim bir insan, her iki kelimesinden bir tanesinde yaptığını başa kakan bir adam ve kadın olmayalım. Ben sana anlattım, ben sana söyledim, ben yapmasam şu olurdu, şöyle demesem böyle olur diye başa kakmayalım. O verdiğim örnekteki gibi trafik polisi gibi olmayalım arkadaşlar. Birbirimize yardımcı olacağız, öğretmeye çalışacağız, komplekse girmeyeceğiz ama bunların ne olur evlenmeden önce 3 aşağı 5 yukarı evleneceğiniz insanla ilgili bir takım verileri elde etmeye çalışın. Değerli kardeşlerim, evlilikte temel malzeme şefkat, sevgi, merhamettir. Erkek ve hanım fıtratları birbirini tamamlar. Sadece bir elmanın bütünü olarak şöyle elinize aldığınız zaman, küçük bir kısmı değil, yarısı erkektir, yarısı kadındır. Eğer erkek, ben bu evin her şeyiyim, bensiz bir şey olmaz derse, kadın da ne alakası var ya derse olmaz. Evin geçimi erkeğe aittir. Evin reisliği erkeğe aittir, doğrudur. Ama bu, zulüm etmeyenler için, adaletli ve merhametli olanlar için geçerlidir. Maalesef günümüzdeki evliliklerde, ya kadın çok dindar, çok anlayışlı ve ezilen taraf oluyor ya da erkek enayi konumuna düşürülen, sömürülen bir varlık haline getiriliyor. Bu ikisinden uzaklaşacağız. Bugünkü programda size 5 tane maddeyi anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Yarın inşallah buna devam edeceğiz. Bugünkü programı şunla bitireceğim. Daha önce de şunu söyleyeyim ama değil mi? Yarın neyi konuşacağız mesela? Onları da sizlerle beraber paylaşalım. En son tebliğden bahsettik, öğretmeden bahsettik. Yarın birbirimize daha fazla zaman ayırma. Çoluk çocuk da olabilir ama karı kocanın birbirine ve kendine nasıl zaman ayırması lazım? Bir anda şeytanla mücadele ettiğimizi unutmamamız gerekiyor. Nefis var. Bir de kendi mutluluğumuzu kocamızla, hanımımızla yaşadığımız şeyleri teşhir etme, reklam etme var. İşin nazar boyutu var. Bütün bunlar anlayışla çözülecektir. Anlayışı da inşallah konuşacağız. Yani evlilikte huzur ve mutluluk 2 isimli program yarın inşallah sizlerle olacak ama müsaade edin, sizin için bugün hazırladığım bir mevzu daha var. Onu da iliştireyim şöyle. Bir düşünür diyor ki, kardeşim evlilikte muhabbet lazım diyor. Muhabbet lazım ki iki insan birbirinden lezzet alsın. Ruh ikizi olsun. Sadakat lazım diyor.
hanım da koca da dürüst olacaklar, sadık olacaklar. Bazen kadın yorulduğu zaman, kadın sinirlendiği zaman erkek onu idare edecek. Erkek yoruldu, sinirlendi, morali bozuk, kadın idare edecek. Şikayet ve bezginliğe düşmeyecekler. Sonra diyor ki karşılıklı saygı olacak. Evet, arkadaş gibiyiz biz kocamla, karımla. Ama laubali olmayacağız. Vakar olacak. Tevazu olacak. Bu vakar da şudur. Belli bir samimiyetten sonra maalesef maraz doğabiliyor. Bundan önceki hayatlara bakarsanız veya anneannelerimizden, dedelerimizden anlatılanlara bakarsanız, insanların birbirlerinden çekindiklerini görürsünüz. O saygıdan kaynaklanır. O korku değildir, saygıdır, vakardır. Yeri gelmişken, Allahu Teala rahmet buyursun, amin. Konyalı Tahir Büyükkörükçü hocamın bir anlatımı vardı. Çok duygusal. Ben onun gibi size anlatamam. Bu konuda acizim ama anlattığını söyleyeyim. Dedi ki ben dedemin eve gelişinde anneannemin onu kapıda bekleyişini hiç unutmam. Geliş vaktine az bir zaman kaldığında köyde bir insan ne bulur ki kıyafet? Yaşlı nenem giyerdi en güzel kıyafetlerini, dedemin geleceği vakitlerde bütün işlerini bitirir, kapının dibinde gelecek dedem beklerdi. Ben de onu izlerdim diyor şaşkın bakışlarla. Ve diyor tıkırtılar gelirdi, baston sesi geliyor, o yaşına rağmen hemen ayağa kalkar, daha kapıyı çaldı çalmadı derken kapıyı açar, kafasını önüne yer, hoş geldin beyim derdi. O da tebessüm ederdi dedem. Hoş bulduk hatun. Nasılsın der. Allah'ın selamını verir içeri girerdi. Ve diyor ki dedemin o tarlada o yaşında saatlerce yorgunluğu benim rahmetli nenemin o güzel davranışını gördüğü, onun o saygılı davranışını hissettikten sonra bütün yorgunluğu giderdi. Kendine gelirdi diyor. İşte böyle olması lazım. Vakar budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir mümin hanımına buğz etmesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Hanım da aynı şekilde kocası için böyle düşünmelidir. İki tarafta sorumluluk sahibidir. Bunu idrak etmek gerekir. Amacımız kadında da erkekte de görevlerimizi yapmak, zinadan kaçınmak, haramlara düşmeden namazımızı kılarak, oruçlarımızı tutarak, zekat düşüyorsa üzerimize onu vererek, eğer imkanımız varsa umreye giderek, hacca giderek ve çoluğumuzu çocuğumuzu güzelce yetiştirerek ölüp gitmektir bu dünyadan. Başka? Buraya dikilecek bir ağacımız, bir şeyimiz yok ki. Kazık bağlayamıyoruz. Yarın ikinci bölümde biraz daha konunun bu gençlerin hevesleriyle ilgili, biraz daha fevri davranışları var ya, ben hiçbir şey istemiyorum, sen benim yanımda ol yeter diye evlenip de, ya ne kadar anlayışsız, odunun tekiymiş bu adam ya, veya ne kadar leş gibi yıkanmasında bilmeyen bir kadınmış affedersin diyen insanların o hallerine ibretle bakıp evlenmeden önce evlenilecek insanlarda hangi özellikleri aramamız lazım inşallah bunu konuşalım. Olur mu yarın? Evlilikte huzur ikinci bölümüyle sizlerle inşallah. Efendim sürçülisan ettik affola. Yayınımız konusundaki bütün eleştirilerinizi veya tavsiyeleriniz ne varsa bunları arkadaşlarımıza iletebilirsiniz. YouTube sayfası Halil İbrahim Sofrası efendim yazınca bir sayfa çıkıyor. Orada istediğiniz şekilde yorumlarınızı iletebilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle hepiniz en emin olana emanet olunuz. Dualarımızı şimdi vakit kalmadı. Yarın bol bol edelim inşallah. Ama
Şimdiden de duasız ve salavatsız kapatmamış olalım. Mevlamız Celle Celaluhu, evli olan kardeşlerimize bundan sonra daha huzurlu, daha hayırlı bir ömür nasip buyursun. Evlenecek kardeşlerimize salih ve saliha eşler nasip buyursun. Birbirlerinden korktuklarından daha fazla Allahu Teala'dan korkan, ona boyun eğen ve ahiret yolcusu olduğunu bildiğini unutmayan inançlı, samimi, merhametli insanlar nasip eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz'e buyurun salavat okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed. Duadan sonra salavatımızı okuduk ve sizleri en emin olana emanet ettik efendim. Kalın sağlıcakla, Allah'a ısmarladık. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.